Merhaba arkadaşlar. Otoklinik olarak bugün sizlere anlatmaya çalışacağım konu araca antifriz nasıl eklenir? Ne kadar antifrize ne kadar su koyulması gerekmektedir? Araca hangi ya nasıl bir su koymanız gerekmektedir? Bunları anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Aracınıza ben herkese bunu tavsiye ediyorum. Herhangi bir menfaatim olduğunu kesinlikle düşünmeyin. Petrol ofisinin mavi antifrizi yani şu gördüğünüz antifriz yaz kış aracınızı çok güzel bir şekilde koruyacaktır. Yıllardır kullanırım ve tavsiye ederim. Kesinlikle yaz kış kullanabilirsiniz. Kırmızısına gerek yok. Bu işinizi görecektir. Sonuçta kutuplarda yaşamıyoruz arkadaşlar. Şimdi aracınıza ne kadar antifriz, ne kadar su eklemelisiniz ona gelelim. Eğer ki aracınızın motor suyunu komple boşalttıysanız, yani araçtan alttan motor su tapasını çıkarttınız, radyatör alt hortumunu çıkarttınız, komple suyu boşalttınız. Sonra bunları taktınız, ne kadar antifriz, ne kadar su. Aracınıza yedek su deposundan, yani genleşme kabından 3 litre antifrizi dökün. Yani şunun büyükleri var. Yani bunu illa bunu kullanın demiyorum. Ben sadece tavsiye ediyorum. Artık hani antifrizi kullanıyorsanız 3 litre antifrizi dökün. Peşine de olması gerektiği kadar yani şu yedek su deposunun üstündeki çizgiye kadar bakın. Çizgi ya da ok işareti artık araçlarda max yazar, çizgi olur. Her araçta farklıdır. Oraya kadar ya 3 litre antifrizi döktükten sonra peşine su. Yani mümkünse saf su, akü suyundan kullanın ya da klimalardan akan o sulardan aracını evinizde, iş yerinizde klima varsa o sulardan saf su kullanın. Bulamazsanız şu tarz marketlerde satılan hazır sulardan kullanın. Kesinlikle çeşme suyu kullanmayın arkadaşlar. Bu kireç yapar, pas yapar, gerek yok. Dediğim gibi 3 litre antifriz döküyorsunuz. Peşine de saf su ya da bu tarz market sularından max çizgisine kadar dolduruyorsunuz. Aracınızın antifrizini eklemiş oluyorsunuz. Bu kadarı yeterli oluyor. 3 litre antifriz, gerisi su. Zaten aslında antifrizin arkasında yazıyor değerler ama siz bu değerleri tam olarak netleştiremezsiniz. Çünkü aracın ne kadar su aldığını her araçta farklıdır. O yüzden ben bu değerlere göre size söylemiyorum. Ama bu dediğim gibi yaptığınızda her araç için uygundur. Yaz kış bu şekilde yapabilirsiniz. Aracınızda komple motor suyunu boşaltıp bunu döktüyseniz aracınızın havasını da almanız gerekmektedir arkadaşlar. Aracınızın havasını almanız da gayet basit, onu da anlatayım. Eğer ki komple motor suyu değişimi yapıp bundan haberi olmayanlar için de aracınızı rölantide çalıştırın. Aracınızın kaloriferini sıcak konuma getirin. En sıcak konuma getirin. Aracınızın genleşme kabının yani yedek su deposunun kapağını açın. Aracınız rölantide bu şekilde çalışsın. Ta ki ne zamana kadar? Aracınız fan açana kadar. Yani radyatör fanı çalışana kadar aracınız rölantide çalışsın. Yani rölantide olmasına gerek yok. Gaz verebilirsiniz yani aracın fanını açtığına kadar. Aracınızın fanı açtığında aracınızın motorunun havası alınmış demektir. Eğer ki fan açmazsa hararet 90-100 dereceye gelirse motoru stop edin. Çünkü aracınızda hava alma işlemi başarılı olmamıştır. Fan açmamış demektir. Burada fanın açması hem süre babında hem de aracın havasının alınıp alınmadığını öğrenmek için önemlidir. Dediğim gibi 3 litre antifriz, gerisi su, hava alma işleminde bu şekilde yapıyorsunuz ve aracınızın antifrizini değiştirmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bu konuda herhangi bir şey sormak isterseniz sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler arkadaşlar.